şarkı Rumeli'nin başkenti Filibe'den, aziz İstanbul'a selam olsun. Türk dünyasına selam olsun. Türk dünyasına gönül veren siz değerli dostlara selam olsun. Türk deyince Mehmet Tahir Efendi'nin Osmanlı Müellifleri adlı eseri gelir aklıma. Diyor ki, Kadir şinaslı milletlerden kadri bilinecek evlatlar doğar. Türk milleti kadir şinas bir millettir ve pek çok kadri bilinecek evlatlar yetiştirmiştir. Ben de bu kadir şinas milletin, kadim milletin bir ferdi olarak ve bu uğurda mücadele veren biri olarak diyorum ki, Bulgaristan'da doğdum. Ne mutlu ki Türk doğdum. Bize her ne kadar da sevdamız olan Türkiye'de Bulgar Türkleri, Bulgar göçmenleri, hatta soydaş deniliyor olsa da ben öz ve öz Türk'üm. Ve onurla, gururla haykırıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk dünyasının esasen geçmişi ve bugününü karşılaştırdığım zaman tıpkı üstadın eserinde de belirttiği gibi sanki geçmiş tarihteki Türk dünyası çok daha çok anlam ifade etmektedir. Geçmiş tarihteki büyüklerimiz bize öylesine sağlam bir zemin bırakmışlar ki ancak son yıllarda giderek bu zeminden kaymalar, uzaklaşmalar olduğunu ben bizzat görenlerdenim. Kırımlı ideolog, eğitimci İsmail Belgaspıralı sesini tüm Türk dünyasına duyuracağı zaman dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla yola çıktı. Ve Gaspıralı diyor ki, şarkı Sibirya Türkleri, Yakut Türkleri, Kırım, Kazan, Karakalpa, Başkurt Nogay, Kumrut Tavacı, özetle Osmanlı namları ile maruf taifeler hepsi Türkçe söyleşir. Biz de Bulgaristan Türkleri, Balkan Türkleri Türkçe söyleşiriz. Ana dilimiz güzel Türkçemizdir. Ancak üzülerek ifade etmek istiyorum, son yıllarda Bulgaristan'da Türkçemiz can çekişiyor. 10 yıl evvel Sayın Bakanımız da benim canlı şahidimdir. Pek çok konferanslara katıldım. Serbest bir akademisyen olarak topluma hizmet görevini ifade ederek bu konuyu, bu ulvi, önemli konuyu dile getirmeye çalıştım. Ancak 10 yıl geçti. 10 yıl önce dedim ki acele etmeliyiz. Bulgaristan'da yeni bir etnik model doğuyor. Ana dili Bulgarca olan Türkler. Bugün 10 yıl sonra rahatlıkla sizlerin karşısında, evet rahatlıkla ama üzülerek ifade ediyorum. Yeni model doğdu. Ana dili Bulgarca olan Türkler modeli doğdu. Tabii şimdi ben buraya şair vasfımla katıldım. Bu ifade ettiklerim, içimde olan acılar, Türk dünyası. Aslında sadece Bulgaristan Türklerinin sorunu değildir ana dili Türkçe sorunu. Bütün Türk dünyasının sorunu ve konumuz da Türk dünyası olduğu için bu acımı dile getirmeye çalıştım. Sizlerden rica ediyorum, Naim Süleymanoğlu'na ağlamayın. Çünkü 35 yıl Türkiye'de zorunlu asimilasyonu dinledik. Oysa bu 35 yılda Bulgaristan'da bugün gönüllü asimilasyon gerçekleşmiştir. Evet, şimdi ben bir Türkiye sevdalısı olarak 1972 yılında ailemle birlikte Türk kalmak için Türkiye'ye göç ettim. Bizim büyüklerimiz emekliliklerinden vazgeçtiler. Her türlü haklarından feragat ettiler. Türk kalmak için. Ancak bu göç
tarihte kaynadı. İnşallah onu sıkça dile getireceğim ve demin dediğim, bugün biraz daha ümitliyim sizleri gördükten sonra bu tür etkinliklerinin çoğalmasını diliyorum. Çünkü şu an coşku doluyor. O çocuk ruhumdaki o Türklük aşkını şu an tekrar tekrar sizlerin karşısında canlandırıyorum. Ve bu aşkı sevdan şiirimi seslendirmek istiyorum ve sözlerimi bitirmek istiyorum. Diğer arkadaşlarımıza da vakit kalsın diye. Aşkı sevdam. Aslında çok affedersiniz. Bulgaristan'da Türkleri asimile edenler de Türklüklerini unutmuş Türkler. Çünkü Bulgarlar Türk. Sayın hocam, konu çok derin. Sempozyum, konferans konusu. İnşallah ileriki tarihlerde ömrüm vefa ederse bu gerçekleri dile getirmek istiyorum. Çünkü ben serbest bir akademisyenim ve kimsenin direktifiyle konuşmuyorum. 10 yıldır sahada gördüğüm gerçeklere istinaden konuşuyorum ve bir Bulgaristan Türk'ü olarak. Aşkı sevdam. Bulgaristan ilk aşkım. Türkiye benim sevdam. Yarım asır geçse de vazgeçmem ne aşkım ne sevdamdan. Rodoplardan Bosfor'a gönlümde köprü olan ilk aşkım büyük sevdam. Türkiye, Bulgaristan. Kalbimin ilk atışı, aldığım ilk nefesim, başarımın temeli vatanım Bulgaristan. Aşkla birleşen sevdam, çocuk ruhumda şahlanan Türkiye ve Türkistan. Tanrı Türkiye'mizi iç ve dış düşmanlardan korusun. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Türk dünyası var olsun. Hoşçakalın.